Arkadaşlar video geçmeden önce kısaca Texas Medley'i tanıtmak istiyorum size. Eğer bir sunucunuz varsa ve üye çekmek istiyorsanız Texas Medley'i öneriyorum. Burada kendinizi ücretli ve ücretsiz oda açtırabilirsiniz. Fark etmiyor bilişim, medya, gördüğünüz gibi meta, youtube, grafik vesaire. Ee, burada da kendi reklamınızı paylaşabilirsiniz bedavadan. Shoplam vesaire de paylaşıyorlar. O zaman videomuza devam edelim. Arkadaşlar selam ben Burak. Bugün sizlerle birlikte çok güzel videolar karşınızdayım. Evet arkadaşlar bugün Samanyolu grafikteyiz. Biraz değişik bir video olacak ama yine de Discord sunucusu tanıtacağız. Yanında sunucunun kurucusu var. Merhaba, hoş şey geldin. Hoş bulduk. Ee, o zaman sunucu tanıtmaya başlayalım. Kanallardan vesaire. Başlayalım. Ee, Samanyolu grafik ya yaklaşık 2 senede ben bu işle uğraşıyordum. Yani Meta'dan önce de uğraşıyordum. Birçok sunucuda, birçok topluluklarda böyle logolar, tasarımlar yapmıştım vardır. Ee, daha önceden bir daha. yani bir onluk dediğimiz üzere freelancer olarak çalışıyordum. İtem satışı olsun. İşte daha sonra bir arkadaş önerisiyle MTA'ya başladım. MTA'dan da böyle birçok kişilere böyle araç tasar araç sultan tasarımları, ondan logo sunucu tasarımları falan. Daha sonra da yolumuz bu samayolu grafik sunucusuna kadar düştü. Bu sunucuyu açtık. Amacı anladık, Kurallardan vesaire bahsedelim. Kurallardan hemen bahsedecek olursak kurallarımıza sunucumuza pek fazla kural yok. Yani laf arasında geçen bazı küfürler falan vardır ya insanlar kullanır. Böyle London falan. Onları yani kullanabilirler insanlar. Yalnız böyle insan her isteyen kişi istediği de inanabilir. Buna da hiçbir karşımız yok. Sadece tek şartlarımız şunlar. Discord'un hizmet koşullarına uyacak ve Atatürk'e herhangi bir hakarette bulunmayacak. Yoksa e, e göre e, işlem uygulayabilirim. Atatürk'e hakarete direkt banlarım. Bunda hiç acımam yok. Kurallarımız bu şekilde. E, tasarım bilgilendirme'den devam edelim. Tabi bilgilendirme'den bahsedecek olursak, ta, yapılan tasarımlar asla iade edilmez lakin değişim yaparız. Yani nasıl diyeyim? Mesela adam tasarımı beğenmedi ya da bir şey oldu. Daha farklı bir şekilde yapalım dedi. O tasarım baştan tasarlayabilirim ama sadece bir kere. Buna revize hakkı deniyor her evet, müşteriye bir revize hakkı veriliyor. Ödeme yöntemi olarak ininal, papara ve tosta kullanılıyor. Güvenilirlik açısından önce tasarım demosunu veriyoruz. Yani örnek tasarımlara girecek olursanız oradaki oradaki tasarımlar gibi veriyoruz önce. Ödemeyi aldıktan sonra tasarımın kaliteli ve tam halini veriyoruz. Bu güvenilirlik açısından yaptığımız bir yöntemdir. Bir diğer ise benim dışımda kimseye ödeme yapmamaları lazım. Moderatörler, özel insanlar, müşteri bile olabilir bu çünkü rolü yüksek olduğu için insanda yanıtabilirler. Aks takdirde bu sorumluluk bana kesinlikle ait değil. Eğer varsa arkadaşların merak ettikleri bana ticker açarak sorabilirler. Fiyatlardan devam edelim. Şu anlık fiyatlar kampanyamız vardır. Invite kampanyası. Bugün ya bugün ve yarın bu invite kampanyası devam edecek. Daha sonra fiyatlar yine aynı fiyatlardan devam edecek. E yarın'a kadar yarın'a kadar artık insanına gelerek davet yaparak sunucu tasarımlar yaptırabilirler. Mesela örnek veririm. Logo tasarımı 9 davet, login tasarımı 7 davet, megabyte yükleme ekranı tasarımı 7 davet, etkinlik tasarımı 5 davet, reklam afiş tasarımı 5 davet, banner tasarımı 16 davet. Kampanya 8 Ocak 2023 tarihinde son bulacak. Bundan da bahsedelim. <laughs> Ee, müş... ee, bu profesyonel logo tasarımlarında birçok tasarımlarımızda müşterilerimiz her daim memnun duydular. Ve memnun duymaya da devam ediyorlar. Yani hiç böyle bir sıkıntı çıkmadı. Yani hiçbir böyle insan revize hakkını bile kullanmadı. Yani bir sponsorlarda öyle bir durum. Onun dışında başka hiçbir sorun olmadı. Ondan da bahsedelim. Hayrına PCD kategorisinde gelecek olursak burada insanlara yani bedavaya verdiğimiz PCD'ler yani programları varsa Photoshop programları kendilerinde varsa bur buradan PCD'leri indirip kendi çalışmalarını bizim PSD'lerden alıp kendi çalışmalarını yapabilirler. O yüzden biz burada hayır PSD kanalında e, birçok PSD attık. Mesela örnek verecek olursak <laughs> Jantropile rehber mülakat tasarımı. Jantropile'de admin e, admin değil miyim, pardon? Grafiklığım var. Onlara grafiklik yapıyorum. Oradan bir PC, oradan bir şey tasarlamıştım. Buraya rehber mülakatı şeyi. Rehber mülakatı tasarımı. Buraya da attım. İsteyen alır kullanır. Kendi tasarımını oradan oluşturabilir. Ondan sonra Turan Beno tasarımı. Sonra eski tasarımımız. Sonra Kado'ya yaptığım Pomem tasarımı. Bir de yemek sepeti tasarımı falan filan. Örnek tasarımlardan bahsetmek pek gerek yok ama değinelim. Örnek tasarımlar yani müşterilere, sponsorlara yaptığım tasarımları buraya demo haliyle atıyorum. Demo haliyle derken yani böyle logonun tam halini atmıyorum, çalınması durumu olmasın diye direkt demo haline atıyorum insanlar buradan logomuzlarımızı, tasarımlarımızı görüp ona göre istil e, isterlerse tik atacak bizlere tasarım yaptırabilirler. Çekiliş odasından da biraz bahsedelim. Zaten yakında bir nitro çekilişimiz olacak çekiliş odasında böyle haftada iki haftada falan bir çekilişler düzenliyoruz. Hatta en son düzenlediğimiz çekilişlerden bahsedeyim. E, TS Tur 350 TL indirim kuponu çekilişi yaptık. Kazanan kim demem bir ismini buradan da geçmiş olalım. Soulfly, Soulfly kazanmış. Kendisine zaten kodu verdik. İki haftada bir, bir haftada bir çekilişlerimi düzenleme devam ediyor. Bundan da bahsetmiş oldum. Ticket, ticket meselesi de deneyelim. Sadece sipariş oluşturmak için değil, bir sorunuz olur olduğun zaman da ticket oluşturabilirsiniz. Bunların hiçbir şey, yana sıkıntı yok. Sadece bazı belli başlı sorunlar var. Onlardan bahsedecek olursak. Sipariş oluşturmak için kesinlikle bana DM'den yazmamalısınız. G dönüş yapmam. Kısa ve net. Çünkü DM'den çok kişi yazıyor. Ben hangi birinize bakabilirim? Ben de insanım yani. Bir sonra. Ticket açtığınız zaman evet. Ticket açtığınız zaman ben her türlü size geri dönüş yaparım. 24 saat içinde geri dönüş yaparım. Boş yere ticket açmak inisiyatife göre zaman ışımı uygulamasını yol açar. Yani 10 dakika zaman ışımı veririm size. Mutelerim. Tasarım ile alakalı herhangi bir sorunuz olursa mesela fiyat falan. fiyat zaten o da belli. Admin moderatör olmak için kesinlikle ticket açmayın admin alımlarımız şu anda kapalı lakin yakına tekrardan açacağım. Eğer ki yine açarsınız admin moderatör olmak için ticket klaştırılmanıza yol açabilir. Ticket açıldığınızda yetkilileri rahatsız etmeyin zaten yetkililer göremeyeceksiniz da. sadece ben olacağım. Ve ticket açan herkes bunu bu listeye okumuş olarak kabul edin. Topluluklarımızdan biraz bahsedelim. Genel kategorisi sohbet edebileceğiniz yerler. Bot komut botları deneyebileceğiniz yerler. Bot komuttan da şöyle bir şey var. Mid Journey Bot. Midjourney bot şöyle yapay zeka ile tasarım yapabileceğiniz bot. Tasarımdan daha çok mesela profil fotoğrafı yapabilirsiniz. Yazı yazarak yani ya siz yazıyorsunuz bu bot tasarlıyor. Bot komut odasına girecek olursanız hemen size anlatayım nasıl bir şey olduğunu. Imagine prompt daha sonra buraya İngilizce olarak metninizi yazıyorsunuz. Yazıyorsunuz. Mesela ne yazalım? Doğru. Mesela şu anda Midjourney bot şu anda bizim için bir kapı tasarımı yapıyor. Ben a table yazdım. Tamamdır. Burada belli bir süre sonra bot bize kendi yaptığı, benzersiz, eşi olmayan bir tasarımla bizim karşımıza sunuyor ve dört tane sunuyor bu arada. İstediğinizi seçip onu kaliteli haline alabiliyorsunuz. Şu an yani yavaş. Yani bu sun Evet. Benim adım neden oluşturmadı? Oluşturdu. Oluşturdu. Evet. Biraz bekleyelim bir yüklensinler. Yani ben botu seviyorum açıkçası yani çok böyle çok harika çok böyle sanki gerçek birinin eli değmiş gibi tasarımlar yapıyor. Hani yapay zeka bu sene işimize alacak gibi görünüyor. <laughs> Neyse oba oyun odasından zaten oba botunu zaten bilmeyeniniz yoktur. Yani bu, o da oynayabilirsiniz hatta ben de oynuyorum isterseniz size o bile atabilirim yani. Pek üzerimde yok ama Öneri odasından biraz bahsedelim. Bana her daim bir öneriniz olur ise buradan yazmanızı öneririm. Yani sunucumuzu geliştirmemizde bize önemli katkı sağlayacak. Önerinizi seversem size özel insanlar rolü bile verebilirim. Ben çoğu insana bazı nedenlerden dolayı özel insanlar rolü vermişimdir. Mesela sunucuda bir sıkıntı oldu, logoyu tasarlarken adam beni uyardı ben ona rol verdim vesaire vesaire. Birçok neden dolu dolayı ben insanlara rol verebiliyorum. Reklam odalarından biraz bahsedelim. Reklam odalarında tek kuralımız şu. Grafik sunucu reklamı atmadığınız sürece istediğiniz sunucu reklamı atabilirsiniz. 10 dakika reklam, 30 dakika reklam, 1 saat reklam ve 6 saat reklam olarak 4 tane odamız mevcut. Dediğim gibi grafik sunucu reklamı hariç istediğiniz sunucunun reklamını buraya atabilirsiniz. Eğer ki attığınızı gördüm o zaman yine inisiyatife göre sizi susturmak durumunda kalabilirim. Yani kaç dakika? 10 dakika falan. Sunucumuz hakkında pek anlatacak bir şeyimiz kalmadı. Dediğim gibi yani sunucumuza gelerek e, tasarım yaptırmak istiyorsanız. Yani sunucumuza gelerek tıkıt açarak benimle iletişime geçebilirsiniz. Size her türlü iletişime geçerim. Kaliteli, profesyonel tasarımlar yaparım. Ben dediğim gibi 2 senedir ben bu işteyim. E birçok insanı freelancer olarak ben birçok insanlarla tasarımlar yapmıştım. Bu Samoyed grafik sunucumuz daha yeni ve çok şaşırtıcı bir şekilde daha 2 hafta içerisinde 100 yüz üyeye ulaştık. Daha nice 1000 üyelere, 2000 üyelere göreceğiz. Umarım anlatacak umarım anlatacak daha bir şey kalmadı. Sözü size bırakıyorum efendim. Evet arkadaşlar sunucu video buraya kadardı. Sunucunun Discord adresi açıklama kısmında bulunmakta. O zaman görüşmek üzere bay bay.